Merhabalar değerli izleyenler. Sun TV Haber Merkezi'nin hazırladığı yurt ve kent gündeminden oluşan ajandayla karşınızdayız. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Haziran ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda Kongre Sarayı'nda bugün gerçekleştirildi. Mecliste konuşulan önemli konulardan bazılarını Başkan Seçer'in komisyonda bekleyen borçlanma yetkisi talebi, meskinin su bedeli alacakları, tabela kirliliği ve kaldırım işgali oluşturdu. Başkan Seçer, borçlanma talebinin Haziran ayı meclis toplantılarında görüşülemediğini, komisyonda bekletildiğini de ifade ederek, "Mecliste inatlaşmak istemiyorum. Birbirimizin bileğini bükmek, kolunu kıvırmak, arkadan dolanmak gibi bir niyetim yok." dedi. İzliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Haziran ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda Kongre Sarayı'nda gerçekleştirildi. Mecliste konuşulan önemli konulardan bazılarını Başkan Seçer'in komisyonda bekleyen borçlanma yetkisi talebi, meskinin su bedeli alacakları, tabela kirliliği ve kaldırım işgali oluşturdu. Başkan Seçer, borçlanma talebinin Haziran ayı meclis toplantılarında görüşülemediğini, komisyonda bekletildiğini ifade ederek, "Mecliste inatlaşmak istemiyorum. Meclisle birbirimizin bileğini bükmek, kolunu kıvırmak, arkadan dolanmak gibi bir niyetim yok." dedi. Plan ve bütçe komisyonunda bekleyen meclisin sevk ettiği bir borçlanma yetkisi talebi var. Mayıs ayı toplantısına getirilmedi. Haziran ayının ikinci birleşimini yapıyoruz. Yani bu ay da bitiyor. Yine getirilmedi. Takdir komisyonu. Yetkim var, getirme yetkim var, getirmedi. Belli bir süre sonra bunu resen getirebilir. Bunu niye yaptım? Meclisten inatlaşmak istemiyorum. İhtiyacımız var. Lütfen 2019'da da gecikerek aldık. Ama aldık. Aralık ayında borçlanma yetkisi kullandık. 2020'de hiç borçlanma alamadık. Ve faiz oranları aldı başını gitti. Çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bazı yatırımları ertelemek zorunda kaldık. Gereksiz yere yüksek faizler ödemek zorunda kaldık. Bu da meclisin eliyle oluşmuş oldu. Yani meclis o anda o anlayışı bize göstermiş olsaydı bu oluşacak olan, yani bunu kamu zararı belki daha uç bir cümle oldu, onu düzelteyim. Daha avantajlı işler yapabilirdik diyelim. 2 milyar 658 milyon liralık bir kurumun bütçesinden bahsediyoruz. Ve 2021 yatırım ya da proje tutarlarının, proje maliyetlerinin sadece 2021 yılı 1 milyar 396 milyon lira olan bir kurumu konuşuyoruz. Sadece 2021'de, tekrar söylüyorum, 193 milyon lira borçlanma talep ediyorum. Diyorum ki bana bankadan borçlanma yetkisi verin. İhtiyaç olduğu noktada, uygun olduğum noktada boğulmayayım, faize boğulmayayım, pahalı hizmet mal alımına boğulmayın. 852 milyon lira, tekrar söylüyorum. 852 milyon lira, tane tane konuşuyorum. 2019-2020 yılı içerisinde bu belediyenin bankalara ödediği ana para faiz miktarı. 852 milyon. Önemli yatırımlar yapmak zorundayız. Yatırım programımız belli, ne yapacağımız belli. Zaten buna stratejik plan çerçevesinde oluyor. 2021 yılı benim genel toplam olarak söyleyeceğim gider toplamım 2 milyar 982 milyon lira bir ödentim var. Gelir bütçeme bakıyorum, tahmini 2 milyar 485 milyon lira. Zaten ben bu yatırımlarımı gerçekleştirmek için canhıraş çalışıyorum. Yatırım programıma bağlı kalmak istiyorum. Verdiğim sözleri yerine getirmek istiyorum. Size onaylattığım bütçeye sadık kalmak istiyorum. Ama bu durumda benim 500 milyon liraya yakın bir açığım çıkıyor.
Sadece bu açın 193 milyon lirasını ben sizden talep ettim. Meclisin yetkisinde olan rakam 193 milyon lirayla karşılama cihetine gideceğim. Takdir meclisimizin, umut ediyorum Temmuz ayı meclis toplantımızdan önceki plan bütçe komisyon toplantısında bu gündeme alınacaktır. Müsbet ya da menfi komisyonumuz bir karar verecektir. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği ile kentteki mültecilerin sosyal sorunları üzerine çalışmalar yürüten 27 sivil toplum kuruluşunu buluşturdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği ile kentteki mültecilerin sosyal sorunları üzerine çalışmalar yürüten 27 sivil toplum kuruluşunu buluşturdu. Kongre merkezinde gerçekleştirilen ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serdal Gökayaz'ın açılış konuşmasıyla başlayan buluşmada, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Lekrek kısa bir açıklama yaptı. As well as Iraq, it's very important for me to be able to discuss. Bugün sizlerle burada olmaktan çok memnunum. Ocak ayında Türkiye'ye atandığımdan bu tarafa ilk defa Mersin'e gelebiliyorum. Büyük sayıda mültecinin ikamet etmiş olduğu bu şehri ziyaret etmekten hem çok memnun oldum hem de etkilendim. Mersin'de Suriye'den, Afganistan'dan, Irak'tan, İran'dan ve hatta çeşitli Afrika ülkelerinden çok sayıda mülteci makul şartlarda yaşıyor ve buna katkılarımızı tetkik etmeye çalışıyoruz. Bugün sivil toplum kuruluşlarıyla bu hususa ilişkin görüş alışverişinde bulunmak bizim için çok önemli bir gelişme ve katkımıza yol gösterecektir. Toplantının devamında sivil toplum kuruluş temsilcileri kent genelinde tespit ettikleri sorunları ve yürüttükleri projeleri anlattılar. Toplantıya Mersin'de mültecilere ilişkin faaliyet yürüten yerli ve yabancı toplam 27 sivil toplum kuruluşundan 62 temsilci katılım sağladı. Toplantıda Mersin'deki sığınmacıların işsizlik, kayıt dışı istihdam, eğitim ve sosyal uyum gibi belli başlı sorunları hakkında görüş alışverişi yapıldı. Mersin'de yaşayanların önce sığınmacı mı, mülteci mi olduğu konusunda bir mutabakata varmak gerekiyor değerli seyirciler. Yine Mersin haberiyle devam ediyoruz. Mersin'de Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü koronavirüs salgını nedeniyle sade bir törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene belirli sayıda kişi katıldı. Törende salgın nedeniyle alınan önlemler dikkat çekeceğiz. Mersin'de Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü koronavirüs salgını nedeniyle sade bir törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene belirli sayıda kişi katıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen törende koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler dikkat çekti. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkçıoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in mesajı okundu. Kutlamaların hafta içi yapılacak etkinliklerle devam edeceği öğrenildi. Değerli izleyiciler, havaların ısınması ile birlikte havuzlardaki can güvenliği ve can kurtaran bulundurulması zorunluluğu ve havuz vakumlarının çalıştırılma saatleri ne yazık ki Adana'da 10 yaşındaki Deniz Poyraz Karslı'nın 30 santim derinliğindeki havuzda vakumun çekmesi sonucu boğularak hayatını kaybetmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Adana'da 10 yaşındaki çocuk Deniz Poyraz Karslı 30 santim derinliğindeki havuzda vakumun çekmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti. Olay Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir işletmeye ait havuzda meydana geldi. Oğlum havuzda yüzüyordu. Normalde yüzmesini bilen, çok güzel yüzebilen bir çocuk. Şurasına gelen havuza girdi. Çocuklarla hani, oynuyor. Bebek havuzuna girdi, orada oynuyordu. Bir çığlık sesi duydum. Kuzeni bağırdı, teyze yetiş dedi. Gittim oğlum, sırt üstü çırpınıyordu. Ben çektim, vakum çekiyor adam, ben çekiyorum, o çekiyor. Sonra orada bir hemşire varmış. Kadın havuza bir atladı. Canım dedi,
Dizimi dedi koydum makumun üstüne dedi. Benim dizlerim bile paramparça oldu dedi. Senin oğlun ben kolundan tuttum. Allah razı olsun o hemşire de alttan destek oldu. Sonra 10 dakika boyunca kalp masajı yaptılar. Kalbi çalıştı orada. Bir de affedersiniz kusmuş. Ondan sonra zaten hastaneye kaldırıldı. Ama bağırıyorum, yardım istiyorum. Bizim iki bayan gücümüz yetmedi. Ne kadar şey vakum güçlüymüş. Yardım istiyoruz, çığlık istiyoruz. En son halam dayanamadı, hepsine bağırdı. Atlayın dedi, kadınlar çıkartamıyor, siz de yardım edin dedi. Can kurtaran da yoktu. Yani kısacası gücümüz yetmedi. Şikayetçi oldun mu? Evet. Hastanede şikayetçi oldum. Çünkü hiç kimse bize yardım etmedi. Acılı aileye başsağlığı, yavrumuza rahmet diliyoruz. Antalya'dayız değerli izleyiciler. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sıvı temizlik kimyasalları fabrikasında nitrik asidin bulunduğu tankta kimyasal sızıntı meydana geldi. Sızıntı sebebiyle gökyüzü turuncuya bürünürken fabrikanın olay sırasında kapalı olduğu ve olayla ilgili incelemenin de devam ettiği bildirildi. Antalya'da organize sanayi bölgesindeki sıvı temizlik kimyasallarının üretildiği bir fabrikada nitrik asidin bulunduğu tankta kimyasal sızıntı meydana geldi. Tanktan sızan nitrik asit havayla karışınca gökyüzü turuncuya büründü. Olay, Döşeme Altı ilçesi OSB 1. kısımda bulunan sıvı temizlik kimyasallarının üretildiği bir fabrikada meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine OSB itfaiyesi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sızıntının fabrika içerisinde 10 tonluk kireç çözücünün ham maddesinde kullanılan nitrik asit tankından kaynaklandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri fabrikanın bulunduğu sokağı trafiğe kapatıp çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri de nitrik asidin yayılımını önlemek için soğutma çalışması gerçekleştirdi. Sızıntı kontrol altına alınırken 30 kişiye yakın personelin çalıştığı öğrenilen fabrikanın olay sırasında kapalı olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Hatay İskenderun'a uzanıyoruz değerli izleyiciler. Hatay'ın İskenderun kıyılarında müsilaja benzeyen bir tabaka oluştu. Yapılan incelemede tabakanın müsilaj olmadığı anlaşılırken tedbir çalışmalarının da devam ettiği bildirildi. Hatay'ın İskenderun kıyılarında müsilaja benzeyen bir tabaka oluştu. Yapılan incelemede tabakanın müsilaj olmadığı anlaşılırken incelemenin sürdüğü bildirildi. İskenderun Teknik Üniversitesi'ne yapılan ihbarlar üzerine rektörümüz Sayın Profesör Doktor Tolga Demci konuyla ilgili araştırma yapılmasını bize iletti. Biz de İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi olarak İskenderun merkezden Arsuz Konacık Limanı'na kadar kıyı şeridi boyunca yaptığımız incelemelerde müsilaj benzeri yapılarla ilgili örneklemeler yaptık ve bunları yerinde inceledik. İlk tanı olarak bunların müsilaj olmadığını kanaat getirdik ama gerekli örneklemeleri aldık. Laboratuvarda yapılacak analizler sonucu bunların net olarak müsilaj mı değil mi olduklarına karar vereceğiz. Kesin tanı oluşturacağız. Adana Kozan'da etkili olan şiddetli fırtına yarım asırlık dut ağacını kökünden sökerek evin üzerine devirdi değerli seyirciler. Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve şantiye ekipleri görev başındaydı. Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına dut ağacını kökünden sökerek evin üzerine devirdi. Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve şantiye ekipleri iş makineleri yardımıyla ağacı evin üzerinden kaldırdı. Nasıl oldu? Saat 4.30 gibi bir yağmurla başladık. Ondan sonra yağmur gelince ben çardağa çıktım. Yenge, çocuklar hep beraber. Dedim yenge bu iş böyle olmayacak. Dallar üstümüze gelmeye başladı. Ya dedim bir kıyamet kopuyor herhalde. Dedim olmayacak içeri kaçalım. Neyse içeride 5-10 dakika durduk. Yenge birden bir panikle kaç Erdoğan abi dedim ya ne oluyor üstümüze dut geliyor da diyemiyor. Yani o şeyi kendinde bulamadı. Derken yengenin rengine baktım oldu limon sarısı gibi bir panik atak eli ayağı titremeye başladı. Bereket dut ağır ağır yatınca hiçbir tarafa da zarar vermedi hamdolsun.
İşte öyle. Konya Ereğli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddelerle bir adet el yapımı fitilli ateşlemeli parça ve basınç etkili bomba ve bir adet gaz el bombası ele geçirildi. Operasyonla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddelerle bir adet el yapımı fitili ateşlemeli parça ve basınç etkili bomba ve bir adet gaz el bombası ele geçirildi. Operasyonla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı. Aramalarda ele geçirilen 2 adet bombayla ilgili olarak bir şüpheli şahısla yanında bulunan 3 şahıs haklarında gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. 13 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeniden Adana'dayız değerli seyirciler. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında kent genelinde çeşitli adreslere bazı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Polis baskınlarında ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda Helenistik döneme ait tarihi eser niteliğinde 239 sikke ve obje, metal arama dedektörü ve aparatları, gümrük kaçağı 2800 litre akaryakıt, 75 bin makaron, 50 kilogram nargile tütünü, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ayrıca polis kontrol noktalarında durdurulan yolcu otobüslerinde yapılan aramalarda ise 73 kaçak cep telefonuyla 2290 paket sigara ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mersin'den bir asayiş haberiyle ajanda devam ediyor. Mersin merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 89 kişiden 35'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı değerli izleyiciler. Şüphelilerin hesaplarında son bir yıl içerisinde 190 milyon liralık para transferi olduğu tespit edildi. Mersin merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 89 kişiden 35'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Parisbahis.com isimli site üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilerin hesaplarında son bir yıl içerisinde 190 milyon liralık para transferi olduğu tespit edilmişti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynatan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yurt dışında kurulduğu öne sürülen parisbahis.com adlı internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığını belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin 117 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mersin merkezli 18 ilde yapılan operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Ermenistan üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurduğu, temin ettikleri kişisel bilgiler doğrultusunda internet üzerinden kripto hesaplar açtıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 27 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 62 kişi ise adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 10'u savcılıktan, biri ise mahkemece serbest bırakılırken 35 kişi ise tutuklandı. 4 kişiye ev hapsi verilirken 12 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. Dünyanın en büyük arkeoloji müzesi ziyaretçilerini bekliyor değerli izleyiciler. Birbirinden farklı eserlerle tarihten kesitlerin sunulduğu Hatay Arkeoloji Müzesi aynı zamanda dünyanın en büyük alan mozaiklerinin sergilendiği müze olma unvanına da sahip bulunuyor.
Dünyanın en büyük arkeoloji müzesi ünvanını taşıyan Hatay Arkeoloji Müzesi ziyaretçilerini bekliyor. Birbirinden farklı eserlerle ziyaretçilerini karşılayan Hatay Arkeoloji Müzesi gelen konuklarına tarihi yaşatıyor. Sergilenen mozaiklerin toplam alanı 3250 metrekareyi bulması nedeniyle dünyanın en büyük mozaiklerinin sergilendiği müze ünvanına da sahip olan Hatay Arkeoloji Müzesi detaylı işlenmiş ve benzersiz renkli taşlarla çalışılmış mozaik koleksiyonuna sahip. Herkesi dünyanın en büyük mozaik müzesinden saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün bizim için çok mutlu bir gün. Müzemizde maşallah bir cumartesi günü insanlar dolup dolup taşıyorlar. Bu güzel müzemizin çok değerli müdiresi hanımefendi ve Hatay İl Kültür Müdürümüzle beraber bugün Hatay Müzemizdeyiz. Hatay Arkeoloji Müzesi salgın sonrası dönemde ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Bütün Anadolu'yu, Hatay'ı, Ankara'yı, İstanbul'u, Konya'yı ve bütün hemşerilerimizi biz müzemizde misafir etmek istiyoruz. Hatay Türkiye'nin açık hava müzesidir. Hatay Türkiye'nin hikayesi olan şehirlerinden bir tanesidir. Biz de bu şehrin bir mensubu olmaktan iftihar ediyoruz. Gerçekten turizm bacasız sanayidir ve Türkiye'nin turizmde çok önemli alacağı mesafeler vardır. Bu vesileyle ben bu dünyanın en büyük mozaik müzesinin yapılmasına vesile olan Suriye Savaşı gibi bir savaşın olduğu dönemde bu müzeyi şehrimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. İlk kez mi geliyorsunuz? Evet, ilk kez geliyoruz. Nasıl buldunuz? Vallahi çok geniş, harika buldum. Güzel eserler de çok tatmin edici boyutta. İzmir'den geldim. Evet, ilk defa geliyoruz. Çok güzel kültür, işte ne bileyim, geçmişler medeniyeti çok güzel. Güzel bulduk yani. Nereden geldiniz? Zonguldak Ereğli'den geliyoruz. Evet. En çok ilgimi çeken mızraklar falan vardı orada. Mızrak kuşları falan vardı onlar. Ufak ufak heykelcilikler. Onlar yani. Değerli izleyiciler, Sun TV Haber Merkezi'nin hazırladığı ajandayla karşınızdaydık. İyi haberlerde buluşmak ümidiyle şimdilik esen kalın.